arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel motifimizi öreceğiz. Bu motifimizde neler yapabiliriz? Ee, çok güzel battaneler şallar, etoller, kırlentler, çantalar, yelekler yani aklımıza gelecek her yerde bu güzel motifimizi kullanabiliriz. Popcornlar ile ördüm ve trabzanlarla ördüm gayet kolay oldu ve çok akıcı ve güzel bir çalışması var Ardı ardına renklerle bu güzel çalışmamızı Dilediğimiz örgülerde kullanmak için örebiliriz iki buçuk numaralı tığ kullandım ve Dilediğiniz iplerle bu modelimizi çalışabilirsiniz. Ben model olarak çıkardığım için şu şekilde farklı ipler kullandım. Lif ipi ile çıkardım modelimi. Sizler dilediğiniz iplerle örebilirsiniz. Kullanacağınız alana göre. Tabii bir battaniye öreceksek kesinlikle lif ipi ile çalışmayalım. Çünkü çok sağlam olmayacaktır. Daha uzun ömürlü olmasını istediğimiz ya bebe ipleri ya diğer iplerle battaniye çalışmalarını yapabilirsiniz. Daha evladiyelik ömürlük çalışmalar olacaktır. Evet kolay gelsin diyerek bu güzel çalışmamıza hemen başlayalım. Kolay gelsin. 6 tane zincir çekerek motifimizin orta kısmını hazırlamaya başlıyorum. 1 tane düğümümü attım. 1 2 3 4 5 ve 6. Altı. 6. zincirimden sonra ilk zincir yuvasına girerek batıp buradan İpimi geçiriyorum içinden ve bir tane halka oluşturuyorum. Minik bir halka. 3 tane zincir çekiyorum hemen birleşme noktasına. 2 ve 3. İpimi sola yatırıyorum. Yuva içerisine bu zincirimiz de dahil 16 tane ikili trabzanım örüyorum. 1 2 defa alıyorum. Başını doluyorum. Yuva içerisine giriyorum. 1 ve 2. Tekrar yuva içerisine giriyorum. 1 2 doluyorum, ipimi de gizliyorum, batıyorum iç kısma, 1 ve 2 doluyorum, 1 ve 2, 16 olana kadar örelim. Toplam 16 tane trabzanımı örerek geldim. Şimdi. Başlangıçtaki zincir çekmiştim. 3. zincirine gelerek batıyorum. Ve ilmeğimi kaydırıyorum. Ve bir üst sıraya geçiyoruz. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 ve 3. 3 zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Aynı yere bir tane daha trabzanım örüyorum. Başı çift olarak ördüm. Daha sonra kendisinden bir sonra gelene 1 bir sonra gelene tekrar bir ördüm burada toplamda 4 tane trabzanım oldu ve 5. trabzanımı ördüm birinciyi iki defa ördüm araya iki tane tek ördüm son trabzanımı yani şimdi üçüncü tek olarak ördüm trabzanımı yanına bir tane daha örüyorum başta ve sonda ikişer tane trabzanımız oluyor aslında aşağıdan dört tane trabzan örüyoruz fakat birisine birinciye iki sonuncuya iki ortadaki iki ise tek olacak şekilde ayarlamamızı yapıyoruz dört tane köşemiz olacak bakınız birinciye iki defa battım iki ile üçü bir ördüm yine Dördüncüyü de iki defa ördüm. Toplamda burada 2, 4, 6 tane trabzan sayısına ulaşmış olduk. Şimdi 6. trabzanımdan sonra 1 ve 2 zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki trabzanımın üzerine batıyorum. 1. Başta 2 örüyoruz. Aynı yere bir daha batıyorum. 2. Arkasındaki iki trabzanımı birer birer örüyorum. Üçüncüyü tek ördüm. Dördüncüyü tek ördüm. 5 ile 6'yı aynı yere örüyorum. 1 ve 2 Toplamda 6 tane trabzanımı ördüm. Aynı yere 2 tane 3 ile 4 birer birer 5 ile 6 yere çift olarak ördüm. Araya yeniden 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzana batıyorum. Yani aynı yere batmıyorum. Saki bedene yine 2 tane trabzan 3. tek 4. tek 5. çift olarak örüyorum. 5 ve 6 aynı trabzanımızın içerisinde tekrar 2 zincir çekiyorum. 1 ile 2 aynı yuvada, 1 ile 2 aynı yuvada 3. tek 4. tek 5 ile 6 aynı yerde Evet ikinci sıramızı bu şekilde tamamladım hepsini ördüm altışar trabzan şimdi geçişimizi yapabiliriz geçişimizi zincir çekmeden geçiyoruz ki yukarıya iz olmasın başını bir defa doluyorum zincir çekerek ördüm trabzanımın tepesine batıyorum 1 ve 2 tıpkı trabzan örer gibi örüyorum birleşme noktasında hiç izimiz olmadan devam ettireceğiz bu şekilde şimdi 3. sıramıza başlayabiliriz 3 tane zincir çekerek 3. sıramı başlatıyorum bu birinci trabzanımız bundan sonra 4 tane daha trabzan örüyorum boşluğun içerisine toplamda 5 tane trabzanın zincir yuvamın içerisine örüyorum 2 3 4 zincirimizde 4 oldu bakınız ve 5 beş. 5'ini ördükten sonra daha önceki sıramızda ördüğüm 6 trabzanın her birini birer birer örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Tepe noktasına batıyorum. 1 Şimdi ikinciyi örüyorum. Üçüncüyü, dördüncü, beşinci ve altıncıyı örüyorum. 6 tane trabzanımızı ördükten sonra 2 zincir çektiğim yere yine 5 tane trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 Bakın normalde arılara zincir çekerdik. Burada çekmiyorum. 2 3 4 ve 5. 5 tane zincirim, e, trabzanımı ördüm. Şimdi trabzanlarımın birer birer üzerinden örerek ilerliyorum. Ve boşluklara beşer, diğerleri aynı olacak şekilde üçüncü sıramızı tamamlıyorum. Sıramın sonuna kadar örerek geldim. 5 tane trabzanımızı boşluğa örerek başlamıştık. İlk 3 zincir çekerek başlamıştık. Üçüncü zincirin tepesine batıyorum ve geçişimi yapıyorum. Sıram bitmiş oldu. 3 sırayı örerek bitirdik. Şimdi bu sıramızda yeniden artışları yapıyoruz. Artışımızı nasıl yapacağımızı hemen öncesinde bir anlatmak istiyorum. 5'er tane bakın trabzanımızı buraya örmüştük. Normalde diğer motiflerimizde araya 2 ya da 3 zincir çekip geçiyorduk. Burada hiç zincir çekmedik ve tamamını trabzan olarak tam tur döndük. Burada 5 tane trabzanımızın tam ortadaki 3'ün üzerine artışlarımızı yapacağız her bir köşe için. 3 taneye artışımızı şöyle yapıyoruz. 3'ün öncesine 2, ortadakine 3, sonrasına yine 2 tane artarak yani 2 tane trabzanımızı örerek örüyoruz. 2, 3, 2. Diğerleri ise birer birer buradaki 5'in tam ortadaki 3'ün üzerine çalışacağız. Şurada 5 tane trabzanımızı örerek başlamıştık. Yine zincirimi çekerek birinci trabzanımı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Hemen ikinciye iki defa örüyorum. 1 ve 2. Yani 5 tanenin ortadaki 3'ü örüyoruz. Başlangıçta sonu tek örüyoruz. Bakın ikinci 2 iki tane tırabzanımı ördüm. Yanındaki tırabzanıma ise 3 defa örüyorum. Artışımızı bu şekilde yapıyorum. 1 2 ve aynı yere 3 göstermek istiyorum tekrar hiç kafa karışıklığına fırsat vermeden 5 tane artışımızı yapmıştık 5'in ilk artış üzerinden 3. sıramıza geçtik 3 zincirimi çektim ikinci alttaki trabzanımızın üzerine 2 tane ördüm bir sonrakine 3 tane ördüm yine diğerine 2 tane trabzanımı ördüm 5 tane trabzanımızın sağındaki ve solundaki 1 ile 5'i tek örüyoruz Ortadaki ikinci iki, üçüncüyü üç, dördüncü yine iki örüyoruz. Ve aradaki bütün trabzanlarımızı birer birer örüyorum. Hepsini bir sadece o köşemizde artışımızı yapıyoruz. Evet örerek geldim. Yine köşemdeyim artışımın olduğu yerde. İlkini bakınız ilk trabzanımı tek olarak ördüm. İkinciyi iki defa örüyorum. 5 artmış oldum. trabzanımızdan bahsediyoruz. 2 defa ördüm. 3. trabzanımı 3 defa örüyorum. 1 2 Ve aynı yere 3. kez batıyorum. 2 tane ördüm bir öncesine. Şimdi bunu 3 ördüm. Solundakini tekrar iki defa örüyorum. 1 2, diğerlerini buradaki 5 trabzanımıza kadar birer birer örerek devam ediyorum ve köşeleri aynı şekilde 3. 3 tane, 2. 2, 3. 3, 4. yine 2 örüyoruz. 1 ile 5'i birer ördükten sonra sıralarımızı tamamlayarak sona doğru ilerliyorum. Evet trabzanlarımızı örerek geldim. En son birleşme noktasındayız. Zincirimizi çekerek başlattığım yere geliyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. İpimi kestikten sonra motifimin en taban kısmını bu şekilde örerek tamamlamış oluyorum. 1, 2, 3, 4 sırada kısmımızı tamamladık. Şimdi yeşil rengimi alıyorum ve yeşil rengimle örmeye başlıyorum. Bir tane zincirim çekiyorum. Şöyle cap canlı renkler kullanmak istedim. Tabii ki sizler pastel renklerde kullanabilirsiniz. Evet, şuradan bakınız. Başlamıştım hiç önemli nereden ister ipimizi kopardıktan sonra yani nereden isterseniz devam edebilirsiniz çok çok kolay nereden devam edeceğimiz bakınız ilk sırada 5 tane trabzanımızı örmüştük 1 2 3 4 ve 5 bakın şöyle 5 tane örmüştük üst sıramızda ise bir tane üçlü. İki tane de ikili örmüştük. Yani bu da 5 olan 7, 8, 9 tane trabzanımız oluyor. Hemen şuradan başlıyorum. İplerimizi tabi eğer kafanız karışacaksa direkt buradan ipimizin olduğu yerden de başlayabilirsiniz. Yoksa zaten hesabımızda belli. Bakınız şurada artışımızın üzerinden şuradan hemen başlayabilirsiniz. Ya da şöyle de göstermek istiyorum. Bakın şuradan da başlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Tamamen belli nereden örmemiz gerektiği. Hatta bakın şöyle başlıyorum ben. Şuradan başlıyorum bakın. Şu şekilde bir tane sık iğne yaparak başladım. Ve direkt bakın şu kısma gireceğiz. Sık iğnemle burayı sabitledim. Sonrasında bakın bir sıra ve iki sıra altındaki bu boşluğa giriyorum ipimi şöyle uzatıyorum güzelce uzattıktan sonra kapatıyorum çok sıktırıp büzmeyelim çok da bol tutup da pot pot olmasın ve arkasında bakın şuraya bir tane sık iğne ile başlamıştım bir sık iğne atlıyorum ikinci sık iğneye batıyorum bakın bir sık iğne atladım ikinci sık iğneme batıyorum tekrar içeriye giriyorum 5 defa bu işlemimizi yapacağız her işlem sonrasında bir tane sık iğne öreceğiz bir atlayıp diğerine batıyorum tekrar giriyorum uzatıyorum kapatıyorum bakın Eğer ilk eliniz alışan da şöyle bakın bir atlayıp diğerine batıyorum tekrar giriyorum dördüncü kez aynı işlemi yaptım bir atladım diğerine battım Beşinci kez giriyorum uzatıyorum ve devam ediyorum bakın ne kadar güzel oldu 5 defa bu işlemimizi yaptık sonrasında yine diğer köşemize gelene kadar sık iğnelerimizi örüyoruz bir birer birer saymanıza gerek yok zaten trabzanlarımızı sayarak ilerlemiştik şurada ipimi kopardığım yerdeyim Evet yaptığıma bakalım 1 2 3 4 beş, 6 Altıncı, altı tane olacak. Yedinciyi söküyorum. Ben bir tane fazla gitmişim. Evet, bakın artmış olduğum yerdeyim şu anda. Hemen aşağı boşluğa uzatıyorum. Aralarda altı olacak uzatıyorum. Elimle de düzelttikten sonra şöyle bakıyorum. Bir tane atlayıp diğerine batıyorum. Birinciyi ördüm. İkinciyi uzatıyorum. Bir atlayıp diğerine sık iğnemle monte ediyorum tekrar üçüncüyü atlayıp diğeri dokuz tane vardı burada tekrar dördüncü bir atlıyorum diğerine batıyorum ipim şöyle açılmış beşinci ve son köşemizi bakınız ne kadar güzel düzgün düzgün ördüm renklerimde adeta yakıyor diyelim artık. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğnemi ördükten sonra yeniden giriyorum ve işlemlerimin tekrarıyla yeşil rengimizle sona geliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, bir başlarken de bir tane sık iğne örmüştüm hemen sık iğnemi yanına batıyorum kaydırma yöntemiyle ve bir tane zincirle burayı da altıya tamamlayarak sıramı bitirmiş oluyorum yeşil rengimizde kenarımızı dolaşarak tamamladım diğer ipim kalın olduğu için daha ince olan ipimle ördüm biraz ton farkı olabilir kalın olunca burada bir yoğunluk oluşturacaktı hoşuma gitmedi o yüzden ince ipimle ördüm şimdi Şuradaki görmüş olduğumuz bölümlerimizi mısır patlaklarını öreceğiz. Şu kısmı ise zincirle geçiş yapacağız. Mısır patlaklarımız zincirlerimizi 5 defa uzatmıştık. 5 tane mısır patlağını bu uzattığımız ilmeklerimizin içerisine öreceğiz. Ve modelimizi asıl gö gösteren kısmımızı da burada başlatmış olacağız. Hemen bir tane zincirimi çekiyorum ve örmeye başlıyorum. Şu şekilde ilk bölgemin içerisine giriyorum. Bakın ilk hemen buraya giriyorum. Uzatmış olduğum yeri. Bunu bir zincir sayıyorum. 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Eğer kısa gelecekse bir tane daha şöyle ekleyebilirsiniz. Ben de ekledim. Bakınız 4 olsun. Bunu saymayalım. birleştirdiğimizi yanına ikili trabzanlar örüyoruz. 2 oldu zincirimizde. 3 oldu. 4 oldu ve 5. 5 tane trabzanımı ördüm. Şöyle göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 şöyle. 5 tane trabzanımızı ördüm. İlk zincir çektiğim trabzanımın tepe noktasına giriyorum. İlmeğimi alıp ilmeğimi sıkıştırıyorum ve arkadan kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 tane de zincirimi çekiyorum. Şimdi ikinci grubumun içerisine giriyorum. Şu kısmı bakın şöyle. 4 tane 5 tane trabzanımı örüyorum 5 tane trabzan ara zincirlerimiz 4 2 3 4 ve 5 5 trabzanım ördüm yine ipimi bırakıyorum ilmeğimi birinci trabzana giriyorum arkadan takıyorum şöyle sıkıştırıyorum geçiyorum 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum bu kez üçüncüye giriyorum. Bakın üçüncünün içerisine girdim. Dört tane, beş tane trabzanımı örüyorum. Evet, her bir uzattığımız yeşil ilmeğimizin içerisine beşer tane trabzanımız ördük. Arkasından geçerek mısır patlağı haline getirdim. Bir, iki, üç, dört, beşinciyi de birlikte kapatalım. çekiyorum, kapatıyorum. Bir. 2 3 4 4 tane zincirimi çekiyorum. Hemen yanındaki bakın yanındaki bölüme gelerek batıyorum. Şu kısma battım. Buradan diğer tarafa geçiş yapıyoruz. Geçişimizi sadece zincirle yapıyoruz ki altta kalsın. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ve şöyle şuraya batıyorum. Şuradaki sık iğneye ee, eğer dar çekerseniz yani az zincir çekerseniz Burada modelimiz kasma yapacaktır. Yani şöyle büzecektir ortaya doğru. O yüzden zincir sayımıza dikkat edelim. Yani alttaki modelimizi yani şuradaki daha önceki kurmuş olduğumuz yer, şöyle toparlayıcı olmasın. Şöyle rahat olsun. Tam üzerine göre uygun olsun. Eğer tabi eliniz sıkıysa bir tane fazla çekebilirsiniz anlamında. Evet şimdi buradan ilerliyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 zincirimi çektim şuradaki yapmış olduğum işlemimin bire bir aynını bütün köşelerimizde tekrar edeceğiz. Şu kısmımızı buralarda bu diğer kısımları da aynı şekilde yapıp şu uç noktaya kadar geleceğiz. Şimdi 4 zincir çektikten sonra başlatıyorum. Bakınız araya giriyorum. Tam arasına 5 tane trabzan aralarda 4'er zincir 3 oldu. 4 ve 5 5 trabzanım ördüm alıyorum kapatıyorum 1 2 3 ve 4 giriyorum şimdi ikinciye girdim 1 2 3 4 5 1 2 3 4. Evet, aynı şuradaki işlemimizi bütün kenar buradaki ve buradaki işlemimizi bütün kenarlarımıza uygulayalım. Şurada görüşelim. Son popcornuma kadar örerek geldim. Sık iğnemi battım. Burada direkt popcorn olarak başladığım için 4 tane zincir çekip popcornumun tepesine batıyorum sık iğnem ve zincirimden sonra 1 2 3 4. Ve şuradaki birleşme noktasına geliyorum ilmeğimi kaydırıyorum bir tane zincirimi çektikten sonra ana rengim olan fuşyamla örmeye devam ediyorum burada Parlament mavisi ya da gece mavisi, saks mavisi çeşitli mavi renk olarak adlandırılan renkli artık bu sırada işimiz bitiyor. Şimdi tekrar ana rengim olan fuşya ile üst sırada zemini hazırlayacağım. Ondan sonra bir ton daha açık mavi rengimi kullanacağım. Daha koyuya doğru, daha açığa doğru gidebilirsiniz ya da farklı tonlarda iplerimizi tercih edebilirsiniz. Bir tane zincirimi çekerek fuşya rengime düğümümü attım ve örgüme başlıyorum. Şurada görmüş olduğumuz bölümümüz vardı. Bakınız zincirimiz. Zincirimizin altında 4 tane sık iğnemiz vardı. Buraya 4 tane trabzan örüyoruz. Giriyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Yanındakini örüyorum. Tam yeşilden alıyorum. Bakınız mavim arada kalıyor. 3 ve 4. 4 trabzanımı ördükten sonra şöyle bakalım. Zincirimi çekeceğim. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çekiyorum. Popcornlarımı kapadığım şu arka kısımlarına şu şekilde batıyorum. Arkaya tam birleşme noktasına bir tane sık iğnemle bağlanıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Diğer popcornumun arkasına geçiyorum alanıyorum. 1 2 3 4 tane zincir. Her bir popcorn'um için aynı işlemimi tekrar ediyorum. 1 2 3 4 Arkadan batıyorum. Tepeden batıp şöyle arkadan çıkıyorum. Şöyle bakın yukarıdan batıyorum birleşme noktasına ve ardından çıkıyorum. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3 ve 4. Tığımın başını doluyorum. Şuradaki bölüme 4 tane trabzanım örüyorum. Başlangıçta nasıl ördüysek aynı. Bu e, şekilde 4 tane trabzanımızı bu kısma örelim. Trabzanlarımı ördükten sonra yeniden zincirimi çekiyorum. 2, 3 ve 4. Popcornumun arkasından bağlanıyorum. Ve işlemlerimi 4 kenarda da aynı şekilde yapıyorum. İkisini tamamladım. Buradaki diğer kalan bölümlerimizi de tamamlayalım. Bütün köşelerimizi örerek geldim. En son 4 tane zincir çektim ve zincirden oluşan ilk trabzanımın tepe noktasına geliyorum. İlmeğimi kaydırıp bir tane zincir çekip düğümümü attıktan sonra ipimi buradan kesiyorum. Şimdi mavimin açık tonlarıyla devam ediyorum. Ana rengim olarak ben fuşyamı kullanmıştım. Kenarlardaki çiçeklerimizde Mavi tonlarıyla ilerleyeceğiz. Bir tane zincir çekip düğümümü atıyorum ve başlıyorum. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Hiç e, önemli değil. Şuradaki bakın çiçeklerimizi yaptığımız sırada görmüş olduğumuz trabzanları örmeyeceğiz. Sadece trabzanlarımızın bulunduğu yere e, zincir çekerek bu arayı biraz önce mavide kapadığımız gibi bir sonraki sırada kapatacağız. Yani popcorn çalıştığımız yerde kesinlikle şu ara kısımda trabzan örmüyoruz. Bir sıra popcorn, bir sıra yuva ve trabzan sıramız olacak. Şimdi birinci popcornla ikinci popcornun arasına giriyorum. Sabitleniyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekip 5 trabzan örerek popcornumun temelini atıyorum. 2 oldu. 3 4 ve 5. Çıkarıyorum ve birinci popcornumu bu şekilde çalışıyorum. Arasına yine 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum ve her bir eee burada 5 tane olan koyu renkli popcornum üst sırada 4 tane olacak. Giriyorum ilk yuva içerisine yine popcornumu örmek için tırabzanlarımı Örüyorum. Şimdi popcornlarımız ve trabzanlarımızı yani popcornlarımızı yapacak trabzanlarımızı örelim. Arasına da 4 tane zincir çekip şu kısımda yeniden birlikte olalım. 4 popcornumu tamamladıktan sonra bakınız şimdi buraya dikkat edelim. Burayı e, dikkat ettikten sonra bütün bölümler aynı şekilde tamamlanacak ve hiçbir şekilde yanılmadan ilerleyip devam edeceğiz. 1-2-3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirim hemen bakın Şuradaki sık iğne batmış olduğum yere geliyorum ilmeğimi buradan kaydırıyorum ilmeğimi kaydırdım diğer tarafa geçmedim hemen sık iğnemin üzerine şimdi bu arayı zincirle geçiş yapacağız 1 2 3 4 5 6 7 şimdi burada önemli olan kasmasını engellemek bir tane daha ekliyorum 8 ipiniz kalınsa 7 yeterli İpiniz inceyse ise 8 çekebilirsiniz. Sonrasında tığımın başını dolamadan hemen şu şekilde bir bağlanalım. Bakınız hemen şuradaki bakın sık iğnemin bulunduğu yerin yanındaki zincire geliyorum. Buraya bağlanıyorum. Şu şekilde ilmeğimizi kaydıran ister sık iğne ile ister kaydırma yöntemiyle kaydırarak çalıştım. Sonrasında 1-2-3 zincir çekip. Araya geçiyorum. Bakın kendi arasında şurada 4 zincir, burada 3 zincir. 3 zincirimi çektim. 1 ile 2. popcornum arasına yeni popcornum örüyorum. Bu kadar kolay. Burayı atlattıktan sonra hiç kafanız karışmayacak. Burası da aslında kafası karışacak bir yer değil. Ama hani arada zincir çektiğimiz için belki küçük bir karışıklığa neden olabilir. O yüzden hiç karıştırmadan devam edebilirim. 4 zincirimi çektim ve popcornlarımı örerek ilerliyorum. Beş trabzan. Beşinci trabzanı ördükten sonra boşaltıyorum, İlk trabzanı girip kapatıyorum. Aralarda dört tane zincir. Dört tane popcornumu ördüm. Şimdi üç zincirimi çektim. Hemen şu kısma batıyorum. Ilmeğimi kaydırıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz sekiz zincirimi çekip yeniden şu kısma geliyorum ilmeğimi kaydırıyorum Şöyle toparlayıp yapalım ilmeğimi kaydırıyorum ve yeniden 1 2 3 zincirimi çekip popcornlarımı örerek ilerliyorum ve bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz sona kadar geldim en son 8 zincirimi çektim sık iğnemin üzerine Şöyle batıyorum ilmeğimi, kaydırıyorum. Buradan 1 2 3 tane zincirimi çekip popcornumun tepe noktasına ilmeğimi kaydırarak geçiyorum. Ve bir tane zincirimi de çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum ve tamamlamış oluyorum mavi renkteki sıramızı da bakın ne kadar güzel oldu. Benim çok esindi umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi ana rengimiz olan fuşya ile bu araları Trabzanımızı doldurmaya başlayalım. Bir sıra popcorn sırası, bir sıra trabzan sırası. Popcorn, trabzan sırası olarak devam edeceğiz. Şimdi bu şeyi alıyorum. Bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum ve alıyorum. Şöyle bakalım. 4 tane trabzan örmüştük. 4 trabzanımızın iki sağına iki soluna trabzanımızı örerek toplamda 8 trabzana çıkarıyoruz. Şöyle alttan giriyorum. 1, 2, 3. ipimi araya alıyorum kaydırmak için ikinci trabzanımı örüyorum sonrasında trabzanlarımı birer birer örüyorum alttaki trabzanımın dördünü de örüyorum dört trabzanımızı örelim dört trabzanımı da ördükten sonra iki tane de sol tarafına örüyorum iki sağa iki sola örelim şöyle göstermek istiyorum 2 tane sağ tarafa ördüm iki tane sol tarafa araya da 4 tane trabzan ördüm toplamda 2 4 6 ve 8 tane trabzan oldu şimdi 1 2 3 tane zincirimi çekip arkaya şöyle geçiyorum batıyorum 1 2 3 4 geçişlerde ve bitişlerde 3 aralarda 4 bir tane zincir ya yani unutsanız da fark etmez 4-4 bile çalışabilirsiniz 2 3 4 yeni yuvalar hazırlamaktayım. 1, 2, 3, 4 arkadan şöyle 1, 2, 3 tığımı başını doluyorum. Hemen şuraya giriyorum. Bakın şöyle girdim. Bir tanesini ördüm. İkinciyi örüyorum. İki trabzanımı ördüm. Üçüncüyü örüyorum. Üçüncü aşağıdaki dörtten aldığımız. başlangıçtaki ile beraber toplam 6 trabzanım oldu. 2 de sol tarafa örüyorum. 1 ve 2. Evet bu şekilde 8 tane araya trabzanımızı ördük. Aşağıya da zaten 8 zincir çekmiştik. Yeniden 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, tepeden ve bütün sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Bütün kenarlarımızı ördüm. En son bölüme geldim. 3 tane zincirimi çektim. Başlangıç noktama gelerek kaydırıyorum. Bir zincirimi çektikten sonra ipimi buradan keserek. Bu sıramızı da yani yuvamızı, yeni yuvalarımızı hazırlıyoruz. 5 tane popcorn'umuz vardı. Dört tane popcorn'umuz var. Şu anki öreceğimiz rengimizde 3 tane popcorn'umuz olacak. Evet, başlayalım. 1 ile 2. popcorn'umun arasına giriyorum. Şöyle sadece pembe rengimden alıyorum. Sabitliyorum. 1 2 3. Buradan başlıyorum. 5 tane Trabzanımı örüp popcornumu yapmaya 4 oldu ve 5 örüyorum. 1 2 Pardon, şöyle alıyorum hemen. Popcornum için arkaya giriyorum ve kapatıyorum. 1 2 3 ve 4. Diğer 3 tanesini de yapalım. Toplamda 3 tane popcornumu ördüm. 1 ile 2'nin arasına, 2 ile 3 ve bakın 3 ile 4 arasını. Şimdi 3 zincirimi çektim. Hemen şuraya batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincirimi çekiyorum. Diğer popcornumun hemen yanı başına gelip sık iğnesinden şöyle geçiyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra buraya İlk popcornumu giriyorum. 12 zincirimizi çektik. 3'er zincir popcornumuzun burada bitişinde. Burada da başlangıcında olacak şekilde sıramızı tamamlayalım. Sarı rengimizle popcornlarımızı ve zincirlerimizi çektik. Motifimiz çok çok güzel oldu. Umarım sizlerin de içine sinmiş ve beğenmişsinizdir. Şimdi burada 3 tane zincirimi çektim. Direkt popcornumdan başladığım için şu şekilde batıyorum. Kayıyorum. Bir zincirimle ipimi kesiyorum. Şimdi son iki sıramız kaldı. Son iki sıramız artık popcorn örmüyoruz. Trabzan sırası olarak motifimizi netleştiriyoruz. Yine ben fuşya rengimi alıyorum. Fuşya rengimle kenardan örmeye başlıyorum. Trabzan olacak burada artık. Alıyorum. Şurada direkt trabzanımızın üzerinden başlayalım. Şu kısmı da öreceğiz ama bitirişte örelim. Direkt ilk trabzanıma batıyorum. 1-2-3 bir, Birer birer trabzanlarımızı sarımız ve şuradaki ipimiz arada kalacak şekilde birer birer örüyorum. Hepsini ördüm. Şimdi 2 tane kenara örüyorum. 1 ve 2 2 tane kenara ördüm. Tığımın başını doluyorum. Hemen şuradaki zincirin içerisine de 1 2 3 tane örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Şöyle sarı rengimi de aşağıdan yürütüyorum. 3 trabzan da buraya örüyorum. 2 ve 3. Evet, şimdi 3 tane trabzanı buraya ördükten sonra tam ortadaki eee popkornumda köşe oluşturmak istiyorum. Köşemin temelini de burada atıyorum. 3 tane trabzanım ördükten sonra bir defa başını dolayıp üç defa da çekiyorum. 1 2 3 bakın yükseltiyorum. Tekrar bir defa dolayıp 3 defa da alacağım ama bu kez popkornumun tam tepesine atarak yapacağım bu işlemimi. Popkornumun tepesine batıyorum. 1 2 3 defa aldım bu kısmı şu şekilde yükselttim. Şimdi araya zincir çekiyorum. Bir, iki tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere, bakın biraz önce tepeye batmıştım. Bir tane daha, bir defa batıp üç defa da çekiyorum. Yükseldik burada tam köşemizde. Tekrar bir defa doluyorum. Bu tarafa geçiyorum. Bir, iki, üç alıyorum. İki tane üç aldığımız bu tarafta. Yani birisi aynı yere battım tam tepe bir sağında bir solunda bir defa dolayıp 3 defada çektiğimiz trabzanımız var. Burayı köşeyi oluşturup ve diğer köşelerde de aynı bu. İkinci popcornumuzun üzerinde çalışacağız. Sonrasında tığımın başını doluyorum. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2, 3. O sadece köşeye mahsus bir durumdu. Sonra diğer tarafa geçiyorum. 3 tane. 1, 2 ve 3. Hemen buradaki trabzanımın zincirimin bulunduğu yere geliyorum. 2 tane örüyorum. Eğer boş kalacak gibi olursa 3 tane de yapabilirsiniz burayı. 2 defa ördüm. Sağına sonra birer birer aşağıdaki trabzanlarımın aynı sayısıyla örüyorum. 2 sağ tarafa 2 sol tarafa artışımı çıkarıyorum. Hepsini ördüm. 2 tane sol tarafına da ördüm. Tığımın başını doluyorum. Şu kısma 3 tane buradaki zincirimi 1, 2 ve 3 tekrar geliyorum. 1, 2 iki. ikinci köşemizi öreceğiz. 3 tane trabzanımı ikili olarak ördükten sonra dördüncü doluyorum. 1, 2, 3 Tamamın başında oluyorum. Tam tepe noktasına batıyorum. 1, 2, 3. Burada ikinci 3 defa çektikten sonra tekrar 2 zincirimi çekiyorum. Tepe noktasına bir tane daha batıp 3 defa da alıp burayı yükseltiği yapıyorum. Diğer tarafa geçip 1, 2, 3. Sonra 3 tane ikili trabzanım örüyorum bütün köşelerimizde aynı işlemimizi tekrar ediyoruz. İki köşemizin ikisini de bu şekilde oluşturduk. Evet, en son başlangıca kadar geldim. Bakın motifimiz gayet güzel oldu. Yani inanın ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenerek battaniyeler, çantalar, kırlentler yapabilirsiniz bu üç boyutlu e, modeller özellikle. Bu e, yapılan her yerde çok çok güzel durmakta. 3 tane trabzanımı ördükten sonra birleştiriyorum. İsterseniz bir sıra daha trabzan, isterseniz sık iğne ile yeterli derseniz bitirebilirsiniz. Ben sık iğne ile bitirmek istiyorum. Aynı yere battım, bir zincir çektim ve bütün trabzanlarımın üzerine birer defa batarak sık iğnemi yapıp motifimin son sırasını geçiyorum. Ve bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Kenarımı güçlendiriyorum. İki ördüğümüz yeri dilerseniz üçte çalışabilirsiniz. Eğer kasacak gibi olursa şöyle bakın. Yani hiçbir şeyin standartı yok örgülerimiz. Özellikle en uyumlu olacak şekilde tamamen bir zincir, iki zincir alternatifler kullanabiliriz. İki defa ördüm. Üçüncü iki zincir çekmiştim. Bakınız üç sık iğne yaptım. Diğerlerine birer birer batıyorum ve sona kadar ilerliyorum. Sonra kadar sık iğnelerimi tamamladım. İlk başlangıç noktama gelip ilmeğimi kaydırıp bir zincirimi çektikten sonra ipimizi keserek motifimizi tamamlıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir ve bu modelimizde evlerinizi süslersiniz. Gayet güzel battaneler, şallar örersiniz. Evet bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeniden yeni çalışmalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.